Sakinleş, ne oluyor? Anlatacağım her şeyi. Eşim. Tebrik ederim. Şu anda sana olan hayranlığım bin kat daha arttı. Zekan, rol yapma kabiliyetini hepimizi şaşkına çevirdi. Ama en çok da beni. Hele gözlerin. Günlerce, saatlerce bu güzel gözlere baktım ben. Nasıl da anlamamışım diyorum. Nasıl da görmemişim. Aptallık işte. Sanıyorum Gizem'in aklımı başımdan almıştı. Meğer içinde sakladığın ne kadar gizli şeyler varmış. Biliyor musun? Bana söylediğin onca şeye rağmen, söylediğin onca yalana rağmen tüm bu derinliğin içinde böyle boğulup kaybolmak istiyorum. Ama yapamıyorum. Neden biliyor musun? Şimdi sıra bende. Unutmayacağım. Nefretim de aşkım kadar güçlüdür. Ve artık korkma, sırası sende. Ben doğru olanı yaptım. Hiç kimse cezasını çekmeli. Leyla için yaptım ben. Yine olsa yine yaparım. Senin adına üzüldüm o halde. Çünkü kendine pek iyi dostlar seçememişsin Ekim'ciğim. Niye söylüyorsun sen bana bunu? Eski dosttan düşman olmaz lafı. Ne kadar yalan değil mi? İnsan kıstırıldığında nasıl her şeyi yapabiliyor? Leyla. Sıraya atanın Leyla olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Yalan söylüyorsun sen. Leyla yapmadı. Değil mi? Anlat Leyla. Leyla. Yalan söylüyor. Sen yapmadın. Söyle ona. Söyle yapmadığını. Zorladılar seni değil mi? Böyle bir şey yapmazsın sen. Leyla anlatsana. Hı? Tamam, önceden bana kızgındın ama sen benim dostumsun.
Sen benim bu okula niye geldiğimi unuttun mu? Anlatsana onlara. Leyla, bakma öyle bana. Anlatsana. Hala anlamıyorsun. Bana kimse zorla bir şey yaptıramaz. Ayrıca Kanat'ın söylediğini bir düzeltme yapmam lazım. İkimiz de yanlış dostlar seçmişiz. Sen benim hayatımda gördüğüm en içten pazarlıklı insansın. Görmüyor musun bizi ne hale getirdiler? Sen nasıl onların oyunun içine düşersin? Sen kendi oyununun içine düştün. Anladın mı? Sonunda da neyi hak ediyorsan o oldu. Ver bunu bana. Ver dedim, benim sıram o. Çekil önümden kahraman kız. Bunu almak için beni çiğnemen lazım. Ver bana. Versene. Korkmuyorum senden. Göreceğiz. Ver. Kanat. Ekim ne oluyor? Bunun ne olduğunu biri bana açıklayacak mı? Evet arkadaşlar, bu cümleyi biraz açalım bakalım. Şimdi kim söyleyecek bana? Özne burada nerede? Melisa, sen söyleyebilir misin? Arkadaşlar size soruyorum, burada mısınız? Ozan? Ece? Aziz? Hiç mi bir şey öğrenmediniz bunca sene? Hocam fiil emir kipi olduğu için bu cümlede özne yok. Bravo, çok doğru. Sustum! Bravo Ayşe, çok doğru. Dönme eylemi şu an yapılmamakta olsa da her ne kadar... Emir yerine getirildikten sonra onlar öznesi tarafından yapılacak. Yani eylemi gerçekleştiren yine özne oluyor. Şimdi ben de size soruyorum. Daha doğrusu şu emri veren arkadaşa ya da arkadaşlara sesleniyorum. Sefillerden kastınız ne? Hangi sosyoekonomik grubu sefiller olarak tanımlayabiliyorsunuz? Daha doğrusu ne cüretle? Madem o kadar iktidar sahibisiniz, buyurun çıkın ortaya, gösterin iktidarınızı. Görelim. Emir yerine getirildikten sonra o bahsettiğiniz sefiller sizin deyiminizle, siz öyle söylüyorsunuz ya, çöplüklerine geri dönecekler mi? Çöplük neresi oluyor ayrıca? Sustunuz değil mi? Ben tahminimi söyleyeyim o zaman. O yaşadığınız lüks malikanelerin, yalıların, villaların olmadığı yerleri çöplük olarak mı görüyorsunuz? Anlaşıldı. Korkak krallar yine tahtlarından atıp tutmaya devam edecek. O zaman o kralları tahtından indirelim de biraz halka karışsınlar. Üf, yine mi ya? Bu sefer bizi ne bekliyor acaba? Yine Nazcığım, evet yine. Herhalde amuda kalkıp ütü yapacağız değil mi? Arkadaşlar son kez soruyorum. Bu fiilde eylem kimin tarafından gerçekleştirilmiştir? İyi, benden günah gitti. Siz kendiniz istediniz. Yarın cezanız belli olacak. Benimle ilgili bir şey yoksa ben sıkabilir miyim?
Ha tabii sen seni sınıfa niye getirdiğimi merak ediyorsundur. Hayır etmiyorum. Muhtemelen kim yaptı bunu deyince arkadaşlarım bana bakıp bakmayacağını test etmek için beni buraya getirdiniz. Hayır hiç öyle olmadı. Ne o zaman? Dürüstlüğün. Bak sen de susuyorsun öyle demek ki haklıyım. Bunu ben yapmadım. Çıkabilir miyim? Hayır çıkamazsın. Madem sen yapmadın bu sıranın üzerinde yazan cümleye ideolojik olarak karşısın o zaman değil mi? Benim bir ideolojim yok. Çok güzel o zaman sırayı tamir ederken de hiçbir rahatsızlık duymayacaksın. Hocam. Şimdi çıkabilir miyim? Önce arkadaşından özür dileyeceksin. Anlamadım. Ekim'den bütün arkadaşların adına özür dileyeceksin diyorum oğlum. Bunda anlamayacak bir şey yok. Ondan sonra çıkar gidersin. Özür dilerim. Kanat ne oluyor? Ne bu sıra mevzusu? Okulda herkes aynı şeyi konuşuyor. Ne oldu Ekim'le? Ne olması gerekiyorsa oldu. Kanat kızın gözünü bağlamışlar. Sıkıntı yok. Ekim'in bilmediği bir şey değil bu. Ya sen daha bir gün önce bu kıza aşık değil miydin? Sen bir gün önce dünyanın en mutlu adamı değil miydin? Ne oldu yani bir anda ne değişti de sen bu kıza düşman oldun? Arkadaşına sor. Sana soruyorum Kanat. Sen cevap vereceksin bana. Kızın kafasına sıra atmak ne demek Kanat? Bu mahallede fazla yaşamaya başladın sen. Belli ki seni de kendilerinden biri yapmışlar. Ben her koşulda her yerde kendimim zaten Kanat. Bunu da en iyi sen biliyorsun. Artık bilmiyorum. Evsiz köksüz kalınca bir şeyler değişmiş olabilir. Bizden çok onlara benziyorsun da. Biz ve onlar. Öyle mi? Bel altı da vurmaya başladın artık. Ama onlara benzettiysen de sorun yok Kanat. Keşke biraz siz de deneseniz. Sağ ol. Kalsın. Kanat sana ne oldu ya? Ne oldu sana? Sen yine karanlığa gömülüyorsun. Farkında mısın? Evet. Hem de hiç olmadığı kadar. Ekim bana kim olduğumu hatırlattı. Keşke hiç unutmasaydım. Okul zıvanadan çıktı. Şu hale bak. Sandalyeler pencerelerden uçmaya başladı ama müdür olarak bir yetki bırakmadığınız için müdahale edemiyorum. Şimdi de bir hayalet alıcı uydurup beni saf dışı bırakmaya çalışıyorsunuz Süleyman Bey. Keşke her şey söylediğin gibi olsaydı. O zaman seni saf dışı bırakmak için daha kolay yollar bulurdum. Ama böyle bir derdim yok. Söylediklerimin hepsi doğru. Fazla vaktimiz kalmadı. Anlattıklarınızın inanılacak bir tarafı yok Süleyman Bey. Madem okulu vermiyorsunuz, o zaman paramı geri verin. Ne o Fikret? Yine tehdit maratonundan mı başladın? Evet. Karşılığını vermediğinize göre paramı geri verin. Hesapta olmayan işler çıktığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Dilekçe, bakanlığın emri, müfettişin gelmesi. Bunların hiçbirisi hayal ürünü değildi. Süleyman Bey. Bugüne kadar beni çeşitli bahanelerle oyaladınız. Ama artık vakit doldu. Ya paramı geri verirsiniz
Ya tabii bütün bu olanları gazetelerden okursunuz. Okuyalım Fikret, okuyalım. Hatta aynı hücreden, yan yana aynı gazeteden okuruz. Ne dersin? Hadi ver polise. Bu işten kendi paçanı sıyırabileceğini mi sanıyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi zorla bana sen yaptırdın. Hatta kafama silah dayadın derim. Sonra da ön kapıdan elimi kolumu sallayarak çıkarım. Sen beni ne zannediyorsun ha? Seni benim getirdiğim yerden bana racon mu kesiyorsun? Sen bırak çıkmayı. O kapının yolunu bulamazsın. Ben izin vermezsem. Artık bu boş tehditlerine karnı tok. Ya paramı verirsin ya da o video ortaya çıkar. İşte o zaman sen de kızın Melisa'da gidersiniz. Video mu? Bak kal. Bahar Hanım, bir sıkıntı mı var? Yok Fikret Bey. Oda kapısı mı dinlemeye başladınız? Hayır canım, olur mu böyle şey? Merhabalar Süleyman Bey. Çok iyi oldu aslında sizi gördüğüm. Ben de size bir şey danışmak istiyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Emre Saygın, çok önemli bir psikolog alanında. Müsaadeniz olursa okulumuzda bir seminer düzenleyelim istiyoruz da... izninizi alacaktım. Fikret Bey için uygunsa benim için sorun yok. Teşekkürler. Fikret Bey, o halde ben diğer prosedürler için zaten sizinle iletişimde olurum. İyi günler. Bugün avukatım gelecek. Devir işlemleri için ona yardımcı ol. Paranı alacaksın. Ama beni bir daha tehdit edersen bu kadar cömert davranmam bilmiş olur. Yok yani ne Selim Hoca ne de diğerleri durduramıyor bunları. Ya cezalarla bile dalga geçiyorlar Hekim. Ya tabii sana da ayrı parantez açmak lazım. Yani başından beri gerçeği ortaya çıkaracağım diye didindin durdun, Leyla'yı korudun. Yani bizden bile sakladın ama... Ama deyip durma Ayşe, yeter. Kimse kuramıyor mu ama demeden cümle ya? Ama kanatı, yani aşık olduğum dediğin insana ihanet ettin. Kusura bakma, bunun Türkçesi böyle, amalısı amasısı. Aynen öyle Ayşe'cim. Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Çünkü onun derdi ne ben ne de kanatız. Onun derdi kahraman olmak. Okuldaki en popüler kız. İşte mahalledeki dostu için her şeyi yapmaya razı olan o cefakar rolünü oynamak. Tamam Leyla, saçmalama sen de. Abartıyorsun. Bak saçmaladın artık. Ben madem okulun en popüler kızı olmak istiyormuşum. Ne diyor o zaman kanatla ilişkimi ateşe attım ben? Neden yaptın bunu? İlişki ne? Senin daha başka planların vardır. Kim bilir? Bu okulda bir kere zirveye çıktın mı... artık işte okulun en popüler çocuğuyla sevgili ol, ister yalnız kal. Hiçbir şey değişmez. Melisa bunun en güzel kanıtı değil mi Hekim? Leyla, bak bana bunları söylediğine inanamıyorum. İnanarak söylediğine de inanmak istemiyorum. İster inan, ister inanma be. Umurumda değilsin. Benim hayatımdan elini çek yeter. Onunla değil. Kimle şikayet etmiş? Melisa ile Ozan'ı. Onlar korkutmak istemişler. Geri adım atar diye düşünmüşler. Kapat şunu. Duyuyor musun? Hı? Dinledin mi sen bunu sonuna kadar? Sen nasıl hala beni suçlayabiliyorsun? Ya sen bu insanları nasıl hala yanında tutabiliyorsun? Dinledim ve ben ne yaptığımı farkındayım, tamam mı? Seni de hiç ilgilendirmez. İlgilendirmez beni. Aynen öyle. Şimdi ver şunu bana, sileceksin kalbimi. Hayır, silmeyeceğim. Sileceksin! Silmeyeceksin. Sileceksin. Vermeyeceğim. Hayır. Vereceksin. Hayır, vermeyeceğim. Ver ya! Aa, şu halinize bakın. İkiniz de acınacak haldesiniz. Ne uğruna?
Ha? Ne uğruna? Leyla bak, Leyla silmeyecek. Leyla yapma ne olursun bak, bir bırak. Bırak. Ya bir bırak diyorum sana, ver telefonu. Leyla. Al telefonu. Süper, aferin. Oh be. Tıpkı eski zamanlardaki gibi hissediyorum. Uzun zamandır bu kadar huzurlu olmamıştım. O zaman diyebiliriz ki her şey perfect. Sence de öyle değil mi Kanat? Üç varoş nasıl birbirine girdi görecektiniz. Ne oldu? Ay sen bana şunları yaptın, ben senin için bunları yaptım. İçerik çok bayıcıydı ama aksiyon çok eğlenceliydi. Süper. Kaydı hallettim. Ekim'in silmesini sağladım. İçin rahat olabilir artık. Gidiyor musun? Evet. Benim burada işim bitti. Şimdi herkes kendi dersine devam etsin. Gülümsedi ben. Bilmiyorum ama ben bu gülüşü bir yerden hatırlıyorum. Nereden? Okula ilk geldiğim gün ya. Teşekkür ederim. Yapsın ne kadar büyük bir şey olduğum farkındayım. Herkes yapmazdı. Ekim gibi olmadığımı anlamışsındır. Konuştunuz Kanat'la. Çok mutlu gözüküyordun. Çok. Hadi arkadaşlar, herkes buraya toplansın lütfen. Evet, öncelikle 5 dakika sahanın etrafında ısınmak için koşuyoruz. Hadi bakalım. Ekim, ben seni zeki zannediyordum ama sen gerçekten gerizekalıymışsın. Melisa, pik başına. Ama ben seni olduğun gibi kabul ediyorum, merak etme. Kanıtı bana kazandırdın tekrar, teşekkür ederim. Nasıl koşacaksın Ekim'ciğim? Burnum yerden kurtaramadı bir türlü. Kanat aşkı bitince de kendisini yerlere attı. Evet arkadaşlar, ayaklarınız çalışsın ya. Bırakın gevezeliği. Hadi önünüze bakın, koşmaya devam. Hadi hadi, tempo. Ay çok komik. Ya bendeki video ortaya çıkarsa sen de biricik kızın Melisa'da bitersiniz dedi. Senin kulağınla duyacak. Bak bir şey saklıyorlar. Şaşırdın mı sanki? Başından beri olayların arkasında başka şeyler döndüğü o kadar açık ki. Hayır, şaşırmadım tabii ki. Ama endişeleniyorum. Ya biz bir şeyleri eşeledikçe altından her seferinde daha büyük bir pislik çıkıyor. Ne yazık ki öyle. Aynadaki yazı gibi mesela. Öğrendim yazanın kim olduğunu. Kimmiş? Mustafa. Yok artık, daha neler. Niye söylemedin bana? Önce bir olayı sindirmeye çalıştım da
Zaten ona da yazdıran Fikret'miş. Emine üzerinden tehdit etmiş. Ha bir de tehdit. Ya peki biz niye duruyoruz Selim hala? Çünkü yapacağımız her hareket Mustafa ile Emine'nin başını daha fazla belaya sokabilir. Yeterince geç kalmadık mı zaten? Bak, bizim bir şekilde o videoya ulaşmamız lazım. Bu olayı çözecek yegane şey o. Anlarsın beni. Bak, ben de seninle aynı fikirdeyim. Ama olaylar gitgide daha tehlikeli hale geliyor. Görmüyor musun? Önce çocuklarda mesele, şimdi Süleyman'a kadar geldi. Sen ondan mı korkuyorsun? Ondan falan korkmuyorum. Ya bak, senden tek ricam, yalnız başına bir şey yapmaya kalkma, tamam mı? Başta konuştuğumuz gibi, bu işte beraberiz. Ya ben bir okulda gerçekten bunların başımıza geldiğine inanamıyorum artık. Boş ver, üzülme. Öyle ya da böyle hepsi bitecek. Evet çocuklar, 5 dakika su molası. Hadi bakalım. Kendi elinle bunu alıp saçınla mı topluyorsun? Çengel gibi bir şey var mı onda peki? Var var tabii. Ceyda, sen bana soğuk mu yapıyorsun? Yok. Ya anlattım ya sana olanları. Melisa'ya öyle demek zorundaydım. Hepimiz gibi olacağız artık bir süre. Hem niye bana kendimi kötü hissettiriyorsun ki sen hala? Okulların da kapanmasına bir şey kalmadı zaten. Mecbur köprüyü geçene kadar böyle yapacağız. Ceyda. Bekir, bana kızgın olduğunu biliyorum. Kızgınım Ceyda. Ceyda, Ekim'e niye öyle bir şey yaptınız? Bak hadi tamam, ben diğerlerini anlayabiliyorum. Ama sen niye onlarla bir olup böyle bir şey yapıyorsun Ceyda? Bak ben seni gerçekten onlardan daha farklı birisi sanmıştım, biliyor musun? Ya zaten öyleyim Bekir. Ama bunu yapmaya mecbur olduğumu bil. Niye mecburdun mesela Ceyda? Hı? Nedenini söyleyemem. Bir arkadaşımı korumak için yaptım diyelim. Korumak için yaptım. Kimi Ceyda? Kimi Allah aşkına Ceyda? Melisa'yı korumak için mi yaptın bunu? Ya tabii ki de hayır. Ya Bekir, ya beni tanımıyor musun? Ya ben zor durumda kalmasam bunu neden yapayım? Sen dostların için her şeyi yapmaz mısın? Hı? Yaparım Ceyda. Tamam işte, ben de öyle yaptım. Uzatmıyor bunu bence. Lütfen. Hı? Bekir. Ben seni çok özledim. Amerika'm. Hadi arkadaşlar toplanın. Mola bitti. Hadi koşmaya devam. Tempo göreyim. Hadi. Hadi, hadi. Benim küçük sincabım buraya kaçmış tabii ki. Hadi kalk konuşalım seninle biraz. Gel. Ayşe bir şeyler anlattı bana. Sence neden oluyor bütün bunlar Ekim? Hadi ben Melisa'yı anladım. Ama kanatla Leyla... Her şeyi anlatmamış belli ki. Ben Leyla'nın kazasıyla ilgili... kanıtı... ses kaydını aldım, itiraf ettirdim her şeyi. Sen... Ne itirafı ya? Kanat mı yapmış? Hayır. Melisa ile Ozan'ın işi. Ve tabii dolaylı olarak Aziz de işin içinde. Kanat da kardeşini korumak istemiş gizleyerek. Ama ben Leyla'yı seçtim. Tüm hissettiklerime, tüm yaşadıklarıma rağmen ben onu seçtim. Kanat'ı kandırdım, ben Kanat'ı ses kaydını aldım. Ama o...
Peki ben bunu anlamıyorum. Leyla'nın sana bütün bunlar için teşekkür etmesi gerekirken Leyla neden hala onların yanında ya? Neden hala onların yanında senin üstüne sıra fırlatmak ne demek Hekim? Çünkü Leyla Kanat'a aşık. Senin aşkın peki? Hekim ben sormaya korkuyorum. Oyun muydu senin aşkın? Hekim. Of Hekim. Bak ben en başında bundan bahsettim tamam mı? Sana Kanat'tan uzak dur derken ben bundan bahsettim. Ama yok dedim Hazal, yok sen yanıldın. Sen yanıldın. Ben sizi birlikte görünce Kanat'ın değişeceğini düşündüm ama Kanat değişmemiş. Kanat değişmemiş. Ne yapacaksın? Gidecek misin polise? Bu benim meselem değil artık. Bu dava benim için kapandı. Bu konu senin için kapanmadı. Sen bunca acıyı boşuna mı çektin? Leyla istemese bile senin bu çatıya çıkıp herkese bütün doğruları haykırman gerekiyor. Sırf kendin için Hekim. Hazal bitti. Bu konu kapandı. Benim için bu konu kapandı. Bitti. Nereye gidiyorsun Hekim? Okulu mu bırakacaksın yine? Böyle mi çözüleceğini sanıyorsun sen her şeyin? Sen nereye gidersen git Hekim. Bu yük seninle birlikte gelecek. Senin çevreni değil kendini değiştirmen gerekiyor. Bana bak. Bu hayat senin. Anladın mı? Bu hayat senin Hekim. Şimdi gideceğiz. Çayımızı kahvemizi içeceğiz. Her şeye baştan başlayacağız tamam mı? Artık ağlayıp sızlanmak yok. Gel benimle. Daha ne kadar hayatımızda durmaya devam edecek? Kendisi kaçarak gidecek buradan. Merak etme. Sevgilim, senin bir planın mı var? Anlatmayacak mısın? İzlemesi daha keyifli olacak. İnan bana. Oturabilirim değil mi? Oturdum bile. Çok cesursun. Neden? İkimiz de çok tehlikeli bir yerde duruyoruz. Benim hoşuma gidiyor.
yeniden yürümeye başlayan biri için fazla riskli değil mi burası? Sen beni hiç tanımıyorsun demek ki. Evet. Ya bu beni delirtiyor. Neden? Çünkü ben bir şeyi algılayamadığım zaman deliriyorum Bavla. Biliyor musun? Bütün hayatıma esir alır. Ondan başka bir şey düşünemem. Tıpkı şu anda senin neyin peşinde olduğunu düşündüğüm gibi. Gerçekten merak ediyorum. Neden bizi ihbar etmedin? Sana bu kadar büyük zarar veren insanları hapse göndermemekte kalmadın. Bir de yanımızdasın. Kanat bile beni sırtımdan bıçaklamışken sen sussun. Neden? Çünkü ben sevdiklerimi satmam Aziz. Bunların sevdiklerini de. Peki o seni satarsa? Kanat mı? Öyle bir şey olmayacak. O zaman Ekim ve Kanat ilişkisi bitti diyorsun. Öyle mi? Bitti. Onlar tarih oldu. Ben yaptım. Şimdi sırada diğeri var. Melisa'yı tahtından düşürmekte diyorsun ha? Yani Melisa biraz iddialı bir hedef değil mi? Ha tabii gözün o kadar yukarıdaysa bilemem de. Ben yüksekten hiç korkmam Aziz. Her zaman en tepeye ulaşırım. Senin bu hırsların yoksunluktan geliyor diyebilir miyiz? İnsan yürüyemediği zaman koşmak istiyor. Çok aç kaldığı zaman öyle mide fesadı geçirene kadar yemek yemek istiyor. Benim özgürlüğe ulaşmak için önce uçmam gerekir. Abartma istersen. Düşeceksin. Ben değil. Melisa düşecek. Neden biliyor musun? Çünkü o kız sevgiye aç. Muhtaç. Onu elde etmek için gözü hiçbir şey görmüyor. Peki ya sen? Seni diğerlerinden farklı kılan ne? Sen de Kanat'ın sevgisini aç değil misin? Değilim. Benimki farklı. Ben onu cebimde bilip sahip olmadığımı fark ettiğimde öfke nöbetine girmiyorum. Ben bazen bekliyorum. Bekliyorum. Ama vakti geldiğinde onun için gerçekten savaşıyorum. Tıpkı ayağa kalkmak için savaştığım gibi. Sen de en az benim kadar tehlikelisin. İsteseydim Melisa'yı çoktan bitirmiştim. İnanırım. Dağısına da inan. Melisa sahip olduğu her şeyi tek tek kaybedecek. Ama öyle bir anda değil. Yavaş yavaş. Benim onunla işim bittiği zaman aklınızda kalan tek şey onun bana karşı nasıl ezildiği, nasıl kaybettiği olacak. Bir planım var o zaman. Var. Bana ne yaptıysa ona aynısını yapacağım.
720, 740, 760, 785. Hayırdır oğlum? Ne parası öyle? Ha? Ver bir bakayım. Abi Neşe abla kalan borcunu kapatmaya geldi de. Neşe buraya mı geldi? Hı hı. Az önce çıktı. Seni istemeyeni sen de iste baba abi. Böyle olmadım işte. Efendim abi? Yok bir şey var. Sağ ol. Bu hesap da kapandı.